Hepinize selamlar. Trabzonspor Aykan'ın güzel takipçileri, nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün sizlerden yoğun bir şekilde gelen görseller, mesajlar üzerine İstanbul'da bulunan en ucuz kafelerden birine geldim arkadaşlar. Şu an Bahçeli Evler'deyim. Burada Bahçeli Evler sosyal tesisleri var. Sadrıalışık Parkı'nın hemen yanında. Burada gerçekten fiyatlar muazzam ucuzdu. Bana gönderdiklerinizde, hatta sonra zamlı fiyatlarına baktığında yine İstanbul için oldukça ucuz fiyatlar görünüyordu. Ve ben de dedim ki Ozan, gidip yiyelim. Fiyatlar harbi o fiyatlar mı? Ki bence o fiyatlar. Ve lezzetleri nasıl? Tamam, bu kadar uygun, acaba lezzetli mi? Şimdi oraya geldik, yiyeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım kardeşlerim. Her şeyi yiyeceğiz. Maşallah, Allah bereket versin. Full dolu. Orada yer bulamadık ama parkın içinde de böyle banklar var. Oturulabilecek, yemek yenecek. Şimdi oraya geçiyoruz. Oraya geçtiğimde geliyorum. Efsane şey aldım. Vallahi maşallah, kalabalık bayağı iyiydi. Ama Allah'tan parkın içinde yine böyle çok güzel oturabileceğiniz bir yer var. Ama biz şu an tam güneşin ortasındayız. Bayağı sıcak hava. Abi yani fiyat şaka. Bak, fiyat harbi şaka yani. Şimdi ben şuna şöyle bir ketçap mayonez bir sıkayım de. Yani bak, şunu söyleyeyim. Benim bu plaj videoda yediğim hamburgerden iyi çıkma olasılığı çok yüksek. Yani o ucuz orta yerlerde 90 lira, 80 lira her neyse para vermiştim ya, lükseri demiyorum. O diğer gezdiğim iki yerden iyi çıkma olasılığı yüksek. Bak abi, ekmeğini falan da ısıtmışlar, bildiğin hamburger ekmeği. Yanında patatesi var bu arada. Ucuz yerde yoktu. Heyecanla peşete almayı unuttum. Neyse, şurada var. Şöyle yapalım dedik. İşte hamburger, köfte, ama atıyorum gideceğim pizza falan da alacağım. Diğer ürünlerden de alacağım. Hepsini bir anda koyup hani şey yapmayalım dedik yani. Soğutmayalım dedik böyle. Hepsinden yiye yiye gidelim. Bak, yanına patatesini koydu. Ketçabını, mayonezini verdi. Bunu verdi. Yani kolanın fiyatı, bunların fiyatı gerçekten çok komik. Arkadaşlar, şu üçünün bir fiyatını bir tahmin yazar mısınız? Bak, şu üçüne ne kadar vermiş olabilirim ya? Yemin ederim harbiden çok güzel la. Toplam burası 52 lira. Hamburgerin fiyatı 20 lira arkadaşlar. Patatesle beraber. Patatesle beraber 20 lira. Ben aperatif tabağı alacaktım işte, kızartmalar falan. 18 liraydı onun fiyatı. Ama maalesef bitmiş. Bence günün erken saatlerinde gelip faydalanmak lazım. Çünkü kahvaltı tabağı falan 25-30 lira, öyle bir paraydı. Yanında bir tane çayla beraber. Şu yediğim büyük güzel hamburger 20 lira. Abartmıyorum, gerçekten güzel. Dışarıda bunu gerçekten 55-60 liraya yersin yani. Hani normal mekanlarda kola her yerde 15-20 arasında falan, değil mi Kerem? Hani çok kola içmiyorum mekanlarda falan ama hani 15-20 arası bir fiyatı var normalde. Bu 8 lira arkadaşlar. Ayran 4 TL. Ayran almak istesen 4 lira bir ayranın fiyatı var. Şimdi yiyeceğim köftenin fiyatı da 24 lira. Patates falan da güzel yağıyla kızartılmış bu arada. Patates kızartmasının falan tadı da yağı da gerçekten iyi. Vallahi arkadaşlar, siz ne kadar süredir ya, uzun bir süredir bunu yazdılar. Hatta bunlar zamlı fiyat tarifeleri öğrendiğim kadarıyla. Temmuz'un sonlarına doğru doğal olarak bunlar da fiyat arttırmış. Ama ona rağmen yine bence İstanbul'daki en ucuz kafelerden diyebilirim. Şöyle işte plastik çatal bıçağımızı da verdiler. 10 numara bir pilav var. 4 tane şöyle köfte var, patatesi var. Ve burası 24 lira. İnanılır gibi değil. Ya işte... Genellikle böyle belediye yerleri uygun fiyatlı oluyor. Ben zaten gitmiştim. Burada araştırdığımda işte Bahçeli Evler Belediyesi'ne ait. Köfte lezzetli bak. Ben böyle ekmek verdiler. Bu ekmekten de yiyeyim. Bura kaç yılı Kerem? 2013-14'te bu fiyatlar mı, yoksa 2016-2015 falan da? 2 sene önceki abi. 2 sene önce falan yiyorduk değil mi 24 liraya evet, falan köfte? Vardı. Vay arkadaş. Mal helal olsun. Ve dediğim gibi içerisi genci, yaşlısı falan, kadını, erkeği çok dolu. Oturacak yer yoktu. Allah'tan biz böyle güneşin altında da olsa dedim, biz bu çekimi yapacağız dedim yani. Ben buraya kadar geldim. Takipçilerim de bu kadar ısrar etti, İstanbul'da yaşayanlar. Ya belki şu anki bu fiyatlar İstanbul için diyorum ama İstanbul en ucuz. Bence Türkiye'nin birçok yeri için de uygun fiyatlı. Ama şeyleri bilmiyorum. Hani atıyorum Bursa'da da belediyenin yeri vardır, tamam mı? Orası belki bir tık oynayabilir. Ama bence İstanbul'da 24 ise Bursa'da en fazla 22'dir. Hani o kadar bir fiyat oynar diye düşünüyorum. Şehir dışındaki arkadaşlar da böyle sosyal tesislerdeki fiyatları yazabilirler. En azından hamburger ne kadar, köfte ne kadar yiyeceklerim. Çok mutluyum. Yemin ederim bomba gibiyim. Çünkü çok iyi başladı. Pizza falan kalmıştır inşallah. Pizzaları da deneyeceğim. Şinitsel var. Şinitsel de alırız. Bir tavuğun da tadına bakarız. Çünkü yine kardeşin aç. Normalde artık videolara böyle önden bir şeyler yiyip başlıyordum. Hani çok yemeyeyim diye videoda. Şimdi hiçbir şey yemediğim koşturmacadan falan işlerim vardı. Şu an videoda yiyorum. Ve gerçekten mutluyum. O zaman bunları görürsen yine pizza falan alayım. Şinitsel falan alayım, gelin ben. Pizza.
pizzamız burada. Ayran istedim, ayranı dedi patlattılar. Ayran dedi bitti. Ayranı bitirirler. Ben dedim ki o zaman gazoz ver bana. Dedi gazozumuzu da verelim. Burada işte kardeşim şöyle bir pizza var. Küçük boy kıvamında. Yani hazır donuk pizzalardan daha iyi. Mesela şeyden iyi gibi. Kuzguncuk'ta ne gitti? Fethi Paşa Korosu'nda gittiğimiz yerden. Biraz daha iyi çünkü onun buralar falan sertti. Bunun pişimi falan güzel olmuş. Çünkü arkadaşlar yani pizzanın parası gerçekten çok komik paralar. Yani aşırı derecede bu da çok uygun. Bu arada ben şuna göre değerlendiriyorum. Zaten beni izleyen arkadaşlar zaten biliyor. Şöyle yapıyorum yani ben bu ürünün lezzetli dedim mi? Yani bu fiyata bu lezzet yani. Anladın mı? Hani atıyorum bunun 70 lira deseydi bu 70 lira bir lezzet değillerdi. Ama bunun fiyatı 27 lira. Şimdi 27 liraya yani bu pizzayı nerede yiyeceksin? 8 lira da buna verdin. Tamam ben 35 lira. 35 lira şunu yiyemezsin yani. Onun için 35 lirayı yenilebilecek fiyatta diyorum ben buna yani. Ha, pizza benden geçer not oldu. Evet dilimi şey falan küçük minimal ama kesinlikle bir kişinin rahatça doyabileceği 27 lira verilebilecek bir pizza. Bunun dışında değil mi şinitsel şimdi söyleyeceğim. Şinitsel yiyeceğim. Onu da deneyeceğim. Şinitsel dönem yani tavuk çünkü merak ediyorum. Bir de tavuk tadı merak ediyorum. Hani tavukların tadı nasıl acaba bu havada falan filan. Nasıl o zaman şurada canım tayfam için. Şinitseli alıp gelelim. Bu arada nasıl? Gölgeye geçtik. Beynim yandı. 20 dakikadır ölüyorum. Şinitsel aldık geldik. Bak iki tane böyle şinitsel. Yine pilavı, patatesi, yanında iki tane ekmeği, ketçabı, mayonezi bu şekilde geliyor. Ama şimdi bu bıçak burayı keser mi onu tam bilemiyorum ama deneyeceğim. Evet kesti. Çatal battı mı? Battı. Evet biraz yağ tadı yoğun. Şuna da bir bakmak istiyorum. Bakar mısın altından pilav gelmiş böyle akarsın. Şimdi zaten kötü değil. Ama ben bunun fiyatı 22 lira. Onu da söyleyeyim. Yine burada efsane uygun bir fiyat. 22 TL. Ama ben yanına 2 lira koyar falan köfte yerim misal veriyorum. Hani şimdi zelmi köfte mi 2 lira koyup köfte yemeyi tercih ederim. Ben köfteyi çok sevdim. Böyle 20 lira var hamburger ye. Ama şinitselin de tadı kesinlikle iyi. Ben sadece biraz yağlı olduğu için tercih etmedim. Doğal olarak kızarttıklarından. Yağlı olduğu için tercih etmedim kanka. Ama pilavı mesela bol koyuyorlar. Pilav da lezzetli. Köftenin yanında da böyle pilav vardı kanka. Böyle pilav geldi. Aşırı şey yani. Bol bol koyuyor. Mesela bir tane de koyabilir. Koymuş iki tane. Akıyor ya. Sabah 9, akşam 11. Çalışma saatlerimiz. Pizza yedik, hamburger yedik, köfte yedik, şinitzel yedik. Daha ne yedik? Dayak mı yedik yani bunun üstüne? Şimdi ben gideceğim tatlı alacağım, çay kahve alacağım. Bir de onların fiyatlarına bakalım kardeşler. Hadi gelin. Ve yanımda takipçilerim de var. Gölgede bankta oturuyorlardı. Ne haber kardeşim? İyi yansın. Ben deyim. Adın ne? Furkan. Furkan. Senin? Fatih. Fatih. Fatih ile Furkan. Dedi ki benimle tadar mısınız? Bir sürü dedim çatalım var falan. Kral dedi yanlış anlama dedi. Her gün bunlardan yiyor zaten biz burada dedi. Başka yerde yenecek gibi değil dedi. Çok pahalı her şey falan filan dedi. Evet dedi biraz öyle bir talihsizlik var. Ama siz bunlardan ikisinden de yediniz mi bu arada? Ben cheesecake yedim. Ben bunlardan yemedim. Oğlum niye efelik yaptın bana? Hayır, abi bunlardan yedik diye. Hayır ondan yemiştim. Yapmadı mı kral? Yaptı. Yaptı dedim. Yeni gelmiş abi. Bu yeni mi gelmiş? Yeni gelmiş. Kanka bak Starbucks'ın böyle vardı bir tane 35 liraydı. O çok iyiydi. Belki bu da. Bu arada bu pastaların çoğu markadan geliyormuş. Yani farklı bir markadan geliyormuş. He. Yani, aynen. Öyle toplu. Yani. Toplu. Yani anladım. He, öyle. Kesinlikle güzel bence. Çok güzel. Sen kral. Ama önerim abi bu sütlü daha güzel. Lütfen. Sen yememiştin bundan değil mi? Ben yememiştim. Sen? Ben bundan yememiştim, bundan yemiştim. İyi güzel, ikinizin de yemediği bir şey buldum. Dedim güzel ki güzel. Beraber dedim şey yapalım, nasıl? Güzel. Akıyor değil mi? 15 liraya çok iyi. 15 liraya çok iyi fiyat. 15 liraya fazla bile yani. Çok çok iyi. Bu arada arkadaşlarla da başlamadan önce onu konuşuyorduk. Yani fiyat ve lezzet çok güzel orantılı. Evet. Hamburgeri kendileri yapıyormuş dediklerince evet. Göre. Pizza donuk ama dedi hamburgeri kendileri yapıyor. Zamlanmadan önceki fiyatları da söylesene Burak. Zamlanmadan önce hamburger 12 liraydı. Cheeseburger 14 liraydı. Pizza 14 liraydı. Pastalar 8 liraydı. Patates kızartması 6 TL'ydi. Tostlar 5 TL'ydi. Ya yani bu fiyatlardı. Tam ortalama bir 2 ay önce. Çok da olmadı yani fiyatlar. 1-2 sene aynı gitti fiyatlar. 1-2 sene aynı gitti. 2 senedir aynı yani. 2 sene aynı gitti. Muhtemelen bu fiyatlar 2 yılda böyle gider. Ya 2 yılda böyle gider mi pek bilmiyorum ama. Yani gitmesi gerekiyor yani.
2 çay sana zamlanır abi. Çok çok tatlısınız ya. Teşekkürler. Ama bir çay maydı ısmarlayaydım size. Bu senin çatalın değil mi kardeş? Evet evet kesin. Ha. Bak ben bunu beğendim bu arada. Bunun bu Starbucks'ta falan kahvelisiydi kanka. Yediğim buna benzer. Kahveli vardı. Onu sevmiştim. Oğlum kötü mü? Yesene Fatih. Yok yok ben. Oğlum genç zamanı yakarsın ya. Yakıyor zaten. Valla. Evet süper. Bu tamam. Aga. Kesinlikle. Abi bu sütlüyü güzel. Denemen lazım kesinlikle. Sütlü bu mu? Bu şey değil mi işte? Tiramisu değil mi? Çayın fiyatı 1 TL arkadaşlar. Çay 1 TL evet. Ama o zamsız dönemde de 1'miş. Zamsız da 1'di. Şu anda da 1. 1. Su 2 lira. Su 2 lira. Çay 1 lira. Ucuz. Yani çaydan pahalı biraz. 2 ay önce de mi su 1 liraydı? 2 lira su 1 liraydı. Suyun boyutu daha büyük hatta. Yani. Ama küçülttüler. Ha, 2 aynen. lira yapıp. Aynı boyut ama 2 lira su. Yo yo. 2 lira oldu daha da küçüldü. Daha da küçüldü mü? Şey, bununla aynı. O zaman yine açılışı ben yapayım mı? Kesinlikle. Şöyle kardeşlerim. Bundan daha güzel kesinlikle. Oh, ikisi de güzel. Ben ikisini de sevdim. Bu tiramisu 15 lira olması mümkün değil kanka. Ben sana bunun kesinlikle. Ederini söyleyeyim. Bunu 45 liraya yersiniz arkadaşlar. Bak net söylüyorum. Bu harbiden 45-50 lira tutar yani. Buyurun lütfen. Sen bunu denememiştin. Sen bunu da denemedin. Anladım, sen yemiştin. Ama. Ya tadına bakayım. Bak. Kokmuştur kardeşim canın çeker. Güzel değil mi? Evet. Kanka fiyat çok abi diyor fiyat, sabah diyor kahvaltıda bedava. Diyor. Burada diyor sıraya girersin yer bulamazsın. Burası saat 9'da açılıyor. 9'da çeyrek kala burada sıralar oluyordu benim okul dönemimde. Burada sıralar oluyordu. Millet kahvaltı almak için çünkü normalde kahvaltı yapmaya kalksan daha fazla mal oluyor. O yüzden burası daha uyguna geliyor kahvaltı. Değil mi? Yani. Evet. Ailece bir evde yemek yapmaya kalksan daha fazla daha, gelir. Daha pahalı evet. Biz çay içmeye abi ben soğanın biraz aşağısında oturuyorum. Çay içmeye buraya geliyoruz. Hani değil mi? 1 lira normal kafede 10-15 lira. 15 lira tabii ya. Bu arada çay kötü değilmiş. Onu da söyleyeyim. Çay okey. Akıyor. Abi. Yani. Soğuk verseler bir şey demezsin 1 lira yani. Abi 1 lira. Su kötü bir su değil. Yani ben ona şey yapayım bazı yerde 8-10 lira veriyorsun, 15 lira veriyorsun. Böyle daha bayat böyle deniz suyu gibi suyla çay yapmış şekilde oluyor. Ama burada öyle bir şey görmedim. Demek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim. Pastalar da 10 numara çıktı. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim mi? Tavsiye eyvallah. Ederim. Sizi tanımama memnun oldum beyler karşılaşmamıza. Belki... Ben anamı çor çocuğu alır yerim buraya. Onlar parkta oynar. Ben şurada çay kahve içeriz ben. Aynen abi olur ya. Biz her bu sefer buradayız. Aç karnına gelin yemek falan yiyelim beraber. Tamam olur abi. İsrar ettim ama arkadaşlar yemediler. Dedim ki yeri yiyelim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun bu kısmında bana eşlik eden Fatih'e de Furkan'a da teşekkür ediyorum. Onları satan iki arkadaş da arkasında. Onlar istemediler. Utandılar onlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.